yakışmıyor artık sana. Tenine değmesin. Git uyu artık. Sen yerin anası. O kolye benim. Zamanı gelince yine sen takacaksın boynuna. Ben küçükken dedem hep aynı masalı anlatırdı bana. Zümrüdü Anka'nın masalını. Zümrüdü Anka'yı Zümrüdü Anka yapan 30 kuş bir gece dolunayın önünde kanat çırpıyorlarmış. Ve onlar Ay'a sormuşlar, sen neden güneşin etrafında dönüyorsun diye. Ay da demiş ki onlara, ben inandım güneşin ışığına. Ben inandım onun parlaklığına. Zaten eğer inanmazsan ve güvenmezsen kaybolup gidersin karanlıkta. Amcamı neden öldürdün Zümrüt? Beni neden öldürdün? Serhat. Neredesin? Sen benim canımı yaktın, kanımı akıttın. Ben de senin canını yakacağım, kanını akıtacağım. Git buradan. Serhat neredesin? Serhat neredesin? Serhat! Serhat!
Sen benim canımı yaktın, kanımı akıttın. Ben de senin canını yakacağım, kanını akıtacağım. Sen benim canımı yaktın, kanımı akıttın. Ben de senin canını yakacağım, kanını akıtacağım. İyi misin? Tamam, sakin ol. Uyu hadi. Ben buradayım, merak etme. Hadi kapat gözlerini. Serhat. Senin ne işin var burada? Kahvaltı yapmadan çıkmışsın. Sana bir şeyler getirdim. Yumurtalı ekmek çok seversin. Zümrüt. Topla bunları. Sonra da eve git hadi. Bana niye böyle davranıyorsun? Sen bir şeyler anlamak istemiyorsun galiba. Evcilik oyunundan vazgeç artık. Bey, kahvenizi yap. Kolay gelsin.
sevmeyecek. Zümrüt. Gülsüm. Ne oldu? Affetmeyecek. Ne yaparsam yapayım bana onun öfkesi bitmeyecek. Sevgilim, yetmiyor sevgilim sözü. Ben bir tek seni sevdim. Çünkü sen benim için sonsuz bir güneşsin. Çiçek açmış bir bahar dalısın. Gerçekten sevdin mi beni? Kendimden bile çok. Kaybettiğim anamın şefkat dolu ellerisin. Tütün kolonyası kokan babamsın sen benim. Ama sen onlar gibi gitme Zümrüt. Sen de onlar gibi gitme. Alma o gözlerini benden. Çünkü senin gözlerin olmadan yaşayamam ben. Senin gözlerin olmadan göremem. Serhat, neredeydin? O sahneye denen kadının yanına gittin değil mi? Bana cevap ver. Karınım ben senin. Karınım ben senin. Anladın mı? Bana bak. Ben düşmanın mermisiyle tam buramdan vuruldum. 7.62'lik piyade tüfeği mermisiyle. Bu yara zamanla kapandı. Ama sen beni tam buramdan vurdun. Beni düşmanın mermisi öldürmedi ama sen öldürdün Zümrüt. Bu yara hiçbir zaman kapanmadı. Hiçbir zaman da kapanmayacak. Arkadaşlar ne gerek vardı ya? Zahmet etmişsiniz böyle. Mutlu yıllar. Başlamış, başlamış. İyi ki doğdun yeğenim.
İyi ki doğdun yeğenim. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar yeğenim. Yeğenim, hediyeni bırakıyorum buraya. Açmayı unutma. Yeğenim, artık böyle bir günde de küs kalmak olmaz. Ben de bundan böyle sana söz veriyorum. Dediğini yapacağım. Bana de ki emekli ol, emekliye ayrılayım. Bana desen ki amca gel yardım et, gelir yardım ederim. Bundan böyle gençliğe amadeyiz. Serhat'ın askerleriyiz. Sen de artık affet beni. Küslüğe gerek yok. Hayırdır burada, ne işiniz var? Abbas Bey, asla sizi böyle rahatsız etmek istemezdi. Ama biliyorsunuz, prosedür bu. Serhat Bey'i gözaltına almak zorundayız. Allah Allah! Ne olmuş, benim yeğenimin ne taksiratı var? Tolga Özgüt cinayetiyle ilgili. Cesedi dün gece Nevşehir çöplüğünde bulundu. Açık kalsın, açık hava güzel zaten. Polisler rahat bulsun. Şu telefonu da yanına al çavuş. Arayanı soranı olur. Yeğenim, senin çöplükte ne işin var? Ya nasıl olur böyle bir şey? Serhat Bey, maktulün babasını da sizin sahip olduğunuz otelde ölümle tehdit edip darp etmiş. Onun yazılı ifadesiyle birlikte bir de isimsiz ihbar aldık. Amirim, Serhat Bey'in arabasının torpidosunda bunu bulduk. Kelepçeyi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.